Öncelikle herkese günaydın. Bugünkü oturumumuzu az önce de sunum yapan hanımefendi iletti. Profesör Kerem Erkin hocamızın kıymetli babaları Profesör Erdoğan Erkin hocamızın vefatı sebebiyle ben bugün burada bulunuyorum. Ben de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden Doçent Doktor Cem Saatçioğlu. Akıllı Belediyecilik Zirvesi olarak dün başlayan konferansımızın bugün için ikinci günündeyiz. Tabii ki sabah oturumları birazcık az oluyor katılım açısından ama muhtemelen gelecek dinleyiciler olabilir. Ama biz de sonuçta programı devam ettirmek zorundayız. Bugün ana başlık telekomünikasyon teknolojileri diye geçiyor. Çok kıymetli konuşmacılarımız var. Gerek sektörden gerek kamudan arkadaşlarımız size kendi konularıyla ilgili bilgi verecekler. Öncelikle tabii telekomünikasyon teknolojileri son dönemde 80'li yıllardan başlayarak günümüz dünyasında çok ciddi boyutta gelişme gösterdi ve ülke ekonomilerinin gelişmişlik dereceleri içinde de çok önemli bir yere sahip. Bunun bilincinde bu teknolojik manadaki gelişimin, bileşim sektöründeki gelişimlerin özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörde ne şekilde cereyan ettiğini, bu etkilerin ülkemizin milli gelirine, makroekonomik göstergelerine ne şekilde etki ettiğini hep beraber burada göreceğiz. Belki de Türkiye ekonomisinde yaşanan son 10 yıldaki gelişmelerin bu alanda da çok ciddi şekilde cereyan ettiğini görüyoruz. Şimdi ben bugün sırasıyla söz vereceğim. Çok değerli konuşmacı arkadaşlarımız var. Önce Can Bey ile başlayacağız. Can Bey size kendisi İSKİ abone yazılımları koordinatör yardımcısı. Kendi konusuyla ilgili bilgi verecek. Programımızı çok biliyorsunuz biraz gecikmeli açtık. Dolayısıyla her konuşmacımıza yaklaşık bir 15 dakika sunumları için süre vereceğim. Sunumlarımız bittiği zaman da bir genel toparlama yapıp soru cevap kısmında sorularımız varsa konuşmacılarımıza merak ettiğimiz biraz daha ayrıntılı bilgi istediğimiz kısımlarda da soru cevap kısmında sizlere sorularınızı cevaplayacağız. Peki ben öncelikle herkese tekrar hoş geldiniz diyorum ve Sayın Can Temizel'e sözü bırakıyorum. Buyurun Can Bey. Sayın Oturum Başkanım, değerli katılımcılar, öncelikle Marmara Belediyeler Birliği'ne ev sahibi olarak bizleri ağırladığı için Sayın Genel Sekreter Zübeyir Çetinkaya teşekkürlerimi sunarak başlamak istiyorum. Müsaadeniz olursa ben bir sunum şeklinde anlatacağım için kürsüyü kullanmak istiyorum. Tekrar hoş geldiniz. Bugün telekomünikasyon teknolojileri deyince her alanda pek çok şey aklımıza geliyor. Biz biraz endüstriyel telekomünikasyon teknolojileri üzerine konuşacağız. Özellikle kamusal alanda sayaç okuma bizim İSKİ olarak öncelikli başlıklarımızdan bir tanesi. Bizim gibi bir kurumun 5 milyon abonesi olduğu düşünülürse paranın içeri girdiği temel nokta faturanın sahada üretilmesi. Ben burada kullandığımız telekomünikasyon teknolojileri üzerine bu sabah size bilgiler vermeye çalışacağım. Sayaç okuma konusunda biz halihazırda tüm İstanbul genelinde el terminalleriyle çalışıyoruz. Zamanı doğru kullanabilmek açısından size hızlıca slaytlarımı geçerek bilgi vermeye çalışacağım. İSKİ 5 milyon abonesiyle kendi bölgesinde Avrupa'nın ikinci büyük sular idaresi. Aynı zamanda Orta Doğu, Afrika ve Avrasya bölgesi düşünüldüğü zaman Türkiye Cumhuriyetler de dahil en büyük sular idaresi. 5 milyon abonesini tek elden merkezi olarak herhangi bir taşeronu veya alt birimi kurumu olmaksızın kendi başına kendi bilgi işlem teknolojileriyle yöneten bir kurum. Kurumumuz 2008 yılından itibaren online okuma yaparak çalışıyor. Yani sahada GSM marifetiyle el terminallerimiz online olarak toplanan verileri merkeze iletiyor. Anında merkezi sunucularda hesaplanan faturaları da sahada basarak kapıda müşterimize, abonemize bırakıyoruz. 2009 yılında yeni aldığımız cihazlarımızla sahadaki okuma operasyonumuzun kalitesini bir miktar daha arttırmayı hedefledik. 500 aktif okuyucuyla tüm İstanbul'u yürüyerek dolaşıyoruz. İstanbul çok büyük bir coğrafya.
konsolide olarak toplam nüfusun aşağı yukarı 20 milyonları bulduğunu biliyoruz. Günlük İstanbul'a girip çıkan insan sayısı 3,5 milyon kişi. Her gün 5700 kişinin bir adresten diğerine taşındığını söyleyebilirim. Bunlar bizim için de şaşırtıcı rakamlar. 500 aktif okuyucumuz sahayı yürüyerek dolaşarak tüm binaları, tüm katları gezerek faturalandırma operasyonunu yapıyorlar. Keza bildiğiniz üzere tüm su sayaçlarımız katlarda bulunmakta. İSKİ olarak biz daha önce bir operasyonu 10 saat gibi bir sürede bir operatörle gerçekleştirirken yeni cihazlar, yeni yazılımlar, yeni teknikler, yeni telekomünikasyon altyapısındaki gelişmelerle 3G'nin yakın dönemde 4G'nin belki hayatımıza girmesiyle 10 saatte yürüttüğümüz bir işlemi 6 saatte yürütebilir hale geldik. Bu bize %40 performans sağladı ve bu da toplam olarak bütün dönem içerisinde 30 günlük okuma periyodunda bize ciddi bir tolerans, herhangi bir problem çıkması anında ciddi bir tolerans sağladı. Bu da okuma kalitemizi ve tahakkuk operasyonumuzu arttırdı. Rakamlarla ifade etmek istersen belki daha iyi büyüklüğü anlatabilirim. Aşağı yukarı bir saatte 1.7 trilyon değerinde, 1.7 milyon TL değerinde su faturası sistem üzerinde tahakkuk ediliyor. Günde 190 bin fatura, ayda toplam 5 milyon fatura üretiyoruz. Bu operasyondaki herhangi bir aksaklık anında kimse sırtınızı sıvazlayıp bravo, bu cihazı şundan daha ucuza almışsın, büyük bir kar ettirdin kuruma demiyor. Aksine böyle bir operasyon nasıl durur, buna nasıl sebep olursunuz dediği için biz genelde operasyonun kalitesi açısından en doğru teknolojiyi en doğru cihazlarla kurgulamak üzere pek çok test yapıyoruz. Doğru teknolojiye karar verirken de önemli testlerimiz var. Intermec'le çalıştık. Biz bir kamu kurumuyuz. İhalemizi kazanan firma Intermec'ti. Son dönem içerisinde 3,5 yıldır Intermec cihazlarıyla çalışıyoruz. Doğru cihazlara karar vermek bütün kurumların, özellikle kamunun en büyük problemi. Siz en iyi araba Mercedes'tir deseniz bile bir kamu kurumu olarak gidip Mercedes alamazsınız. İlla tarifinizde 4 tekeri bir motoru var demeniz lazım. Ama düşünün ki derseniz ki bu araç sıfırdan 100 kilometreye 4 saniyede çıkacak dediğinizde sadece A sınıfı markalar kalır. Bir şartname hazırlamak biz kamu yöneticileri için de kolay bir şey değil. Doğru cihazı seçmeye çalışırken kamunun kısıtlarından da uzak durmaya çalışıyoruz. Bu durumda da iyi cihazı öncelikle testlerle belirleyip pek çok teste tabi tutup bu testlerin sonucunda bizim karşımıza çıkacak bir Sayıştay Mülkiye Müfettişi'ne bakın biz bu testleri yaptık, videolarla çektik, sabitledik, gördüğünüz üzere en iyi performansı A veya C cihazı sahipti. Elimizdeki şartnameleri buna göre düzenledik. Sonuçta ihaleye giren ve en iyi fiyatı veren firma kazandı diyerek yolumuza devam ediyoruz. Yeni nesil cihazlarımız, eskiden bütünleşik printerlı el terminallerimiz vardı. Printer arızalanan bir cihaz için o cihazı printer ile beraber tamire göndermemiz gerektiği için büyük problem yaşıyorduk. El terminalinde kullanamaz haldeydik. Bugün printer arızalanan bir okuyucu için diyoruz ki sen elindeki el terminaliyle dataları topla, 3 sokak aşağıdaki diğer okuyucunun yanına git, orada faturalarını bas, geri dön ve bırak. Bu operasyonel anlamda bize çok ciddi bir avantaj sağladı. Yaptığımız testlere değinmiştim az önce. Örneğin termal yazıcılar ısıtarak kağıdı yazan cihazlar ve bu cihazları test edebilmek için kurumumuza ait soğuk hava depolarının içerisinde bazı testler yaptık. -5 derecede, 0 derecede daha çok enerji harcayacağı için yakabilmek üzere kağıdı daha fazla batarya tüketecekti cihazlar. Ekranda gördüğünüz örnekler +7 derecede 9,5 saatte 30 saniyede bir fatura basan bir test uygulamasının 1081 fatura bastığını gösteriyor. Bunlar videolarla sabit tuttuğumuz testler. Yine aynı şekilde +25 derecede ofis sıcaklığında 5 saniyede bir 1833 tane bastığını görebilirsiniz. Bu konuyla ilgili bir de örnek video göstermek istiyorum. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. İlk videoyu görebilirsek. Söylemek istediğim, biz iyi cihazı tercih ederken kamu olarak aşağı yukarı 20-25 cihazı önümüze alıp tüm testlere tabi tutup ardından da videolarını çektikten sonra en iyi olanı tespit edip ona uygun şartname hazırlayarak yola devam etmeye çalışıyoruz. Ekrana gelirse, az önce bahsettiğim gibi %100 dolu bataryası olan bir cihaz 3 saat 28 dakikada +7 derece dış ortam şartlarında 1833 tane fatura basmış. Biz bunu kurduğumuz bir kamerayla görüntülerini alıyoruz. Bakın örneğin sabit bir yazılım, test hep aynı fatura bilgilerini ama yine merkezi sunuculara bağlanarak uzaktan GPRS 3G marifetiyle datayı gönderip aldığı haliyle aynen sahada nasıl kullanıyorsak bu şekilde fatura üretiyor. Biraz ileri alabilir miyiz videoyu? Bakın yüzlü rakamlara geldi. Bu şekilde
3 saat 28 dakikada artı 7 derecede dış ortamda gördüğünüz üzere fayansların üzerinde bizim bir ufak balkonumuzda yaptık testi. Dışarıda sahada nasıl kullanıyorsak bu şekilde test ediyoruz. Elimizdeki her cihazı, her markayı bu şekilde test ederek sonuçları çıkartıyoruz. Elinizdeki rakam maksimum 1833 ise o zaman bu cihaz iyidir kararına varıp şartnamemizi ona göre düzenliyoruz aşağı yukarı. Evet, videoyu alabiliriz. Teşekkür ediyorum. Eskiden 1000 abone için ürettiğimiz data 5 MB tutarken bugün aynı data 31 KB tutuyor. Aradaki fark o kadar büyük ki bu yazılım teknolojilerinin ve telekomünikasyonda 3G'nin bize getirdiği avantajların ürünü. Bugün 4G'den bahsediyoruz. 4G'yi GSM operatörleri test ediyorlar. 4G'de bu fark tam 16 kat daha büyük. Yani 3G'de bildiğiniz şartların 16 kat daha büyüğü. Bugün ben küçük kızım var. Çok araba kullanırken problem, bazen çok sıkıldığı bir anda eline telefonumu veriyorum. 3G ile yolda giderken bir çizgi film izleyip rahatlıyor. Bunun 16 kat daha hızlı olduğunu düşünün. Ben inanıyorum ki ileride kimsenin herhalde pek çok şeyi lokal diskinde tutmadığı, tamamen internet ortamında paylaştığı bir dünyaya gidiyoruz. Bluetooth sinyal gücü çok önemli. İki cihaz birbiriyle ayrı olduğu zaman, bütünleşik olmadığı zaman sinyal seviyesi büyük problem olabilir diye sürekli düşünmüştük. Biz bu testleri yaparken 45 metre ileri koyduk Bluetooth printer'ı ve aradaki farka baktığımız zaman hala printout alabildiğini, iki oda ileriden bile printout alabildiğini gördük. Ebonit ortamlar bizim için ciddi problemdi. Kalın bir mont giyen, iki kat, üç kat giyinen bir operatör acaba printer içeride olduğunda data göndermekte problem yaşar mı diye düşündük, ya da metal yoğunluğu. Bunda da herhangi bir sıkıntı olmadığını gördük. Yeni nesil cihazlar çok kaliteli. Biraz büyük ve ağır gibi gözükseler de, başka kurumlar daha küçüklerini tercih etmiş olsa da biz bu cihazların 3,5 yıldır kullanıyoruz ve toplamda milyonlarca fatura bastık. Ayda 5 milyondan yılda 60 milyon, 3 yılda belki 200 milyona yakın 3,5 yılda fatura bastık. 200 milyon faturaya rağmen hala çalıştığını görmek bizim için, sorunsuz çalıştığını görmek büyük bir gurur. Bu başta yaptığımız o videolarla izlediğiniz testlerin ne kadar haklı olduğunu kanıtlıyor. Yeni teknoloji yazılım teknolojilerini de hızlı hızlı bizim önümüze getirdi. Artık yeni cihazlar, yeni teknikler, aynı anda pek çok işlem yapabilen uygulamalar var. Biz bir uygulamayı sahada çalıştırırken arka tarafta bir versiyon kontrolünden, bir okuyucuya ait mesaj gönderilmiş mi buradan, printout esnasında o işlem gerçekleşirken bir yandan data transferi yaparak aynı anda 35 thread çalıştırabiliyoruz. Aynı anda 35 işi bir arada yapabiliyoruz yeni teknoloji sayesinde. Bunda prosesörlerin gelişmesinin çok büyük bir önemi var. Yeni teknoloji bütün cihazlar artık multiprocessor architecture üzerinde çalışıyor. Bu aynı anda 3-4 işlemcinin bir cihazda çalışabilmesi demek. Elimde bir tablet var. Panasonic Toughbook, yeni Windows 8'li tablet. Biz sahada bunu kullanmaya başlayacağız yakın dönemde. Bunun üzerine çalışıyoruz. Özellikle açma kapama operasyonlarımızda elimdeki cihazla sahadaki harita teknolojilerini kullanarak, yeni GIS tekniklerini, coğrafi bilgi sistemlerini kullanarak harita üzerinde bir kontrol mühendisimizin nerede olduğunu görebileceği, hareket halindeyken bir sokaktan bir köşeyi döndüğü zaman hareket halinde nerede ilerlediğini görebileceği, altında bulunan içme suyu veya kanalizasyon hatlarını görebileceği, belki alternatif olarak diğer kurumların doğalgaz hatlarını görebileceği, elektrik hatlarını görebileceği, bir yerde bir kazı yapılacaksa en yakın deplase vanası nerede diye bulabileceği, sahada hızlı çalışabilen bir mimari üzerine çalışıyoruz. İSKİ olarak coğrafi bilgi sistemlerimizin İSKABİS ismini verdiği önemli bir altyapı GIS yazılımı var. Bu yazılımı artık desktop bilgisayarlardan tabletlerin üzerine taşıyarak sahadaki operasyonel kalitemizi arttırmayı hedefliyoruz. Çok büyük bir kurum olarak 39 ilçeli İstanbul'da 28 şube müdürlüğüyle temsil ediliyoruz ve burada kontrol mühendislerimiz var. Sahadaki taşeron, bizim adımıza çalışan inşaat firmalarının bizi manipüle etmesini, olası bir kazıyı 20 metreden 30 metreye çıkartıp ekstra bir 15 bin TL kazanma hedeflerini biz engelleyerek kuruma para kazandırmak istiyoruz. Bu tabi teknolojiden geçiyor. Elinize bir rulo halinde paftayı alıp arabanın kaportasını açıp aşağı yukarı bu boru nerede bitiyordur, bunun vanası nerededir, şu asfaltı 3 metre kırıp aşağı ineyim de şu vanayı bulayım diyorsanız, bunu paftayı bulmak da bazen problem, çağırmak da genel müdürlükten istemek de, ama elinizde bir tablet varsa artık açıp şu an ben buradayım, harita üzerinde şurada duruyorum, burada 10 metre ileride vana var, üzerine geldiğinizde tamam buradasınız, artık burayı kazabilirsiniz diyebileceğimiz bir mimari ya da pek çok bilgiye hızlı bir şekilde erişebilecekleri yapı kurmaya çalışıyoruz. Yıllar önce ben İSKİ'de ilk çalışmaya başladığım zaman Bakırköy'de bir anı anlatılmıştı. Dediler ki ciddi bir su kesintisi yapmamız lazım.
Bir yerden çok fazla sokakta su akıyor. Buradaki suyu kesebilecek vanayı sadece o bölgenin 20 yıllık deneyimli bir ustası var. O bilir nerede olduğunu. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle arkadaşlarımız ellerindeki tableti alıp harita üzerinde bulundukları noktaya en yakın vanayı görüp oraya müdahale edebilir haldeler. Bu da teknolojinin geldiği nokta açısından bizler açısından çok yararlı. CPU'lar çok önemli sahada. Ben buna özellikle vurgu yapmak istiyorum. Bir cihaz, elinizdeki cihazda 3-4 farklı işlem yapılabiliyor. Özelliklerine göre ayırdığımız zaman wireless Bluetooth 3G gibi işlemler için ARM 9, ARM 11'de kernel, asıl yazılımın çalıştığı yapı ve DSP denilen Digital Signal Processor'da kamera, barkod, GPS gibi pek çok şeyi yönetiyor. Bu da bize yazılımsal açıdan büyük avantajlar sağlıyor. Sağda bizim tüm sayaçlarımız merdiven altlarında, kuyularda, balkonlarda, dolayısıyla karanlık ortamlarda ortamı aydınlatan lazer okuyucuların daha iyi çalışmasını sağlayan teknolojilere ihtiyaç var. Burada barkod okuyucunun sol üst, sağ üst köşelerinde gördüğünüz beyaz kısımlar, ortamı aydınlatan LED ışıklar. Bu tarz gözden kaçabilecek şartnamelerde pek görmeye alışık olmadığımız detayları biz testler sonucunda elde ediyoruz. Ve yine başta gösterdiğim videoda olduğu gibi değişik lüks ve değişik lüks derken mum ışığı birimi olarak söylüyorum. Farklı ışık oranlarında ne gibi tepkiler verdiğini, barkodun nasıl okunduğunu çeşitli testlerle tespit ediyoruz. Ve bu sayede doğru bir şekilde barkod okuyabiliyoruz. Bizim de hizmet kalitemizi arttırıyor. Uzaktan cihazları yönetmek yine çok önemli. Çünkü sahada çalıştırdığınız 1000 adam var dönüşümlü olarak. Bu 1000 adam sizi manipüle etmek istiyor. Sabah yola çıkıyor, 3 apartman okuyor, 3 saat gidip başka bir iş yapıyor, 3 saat sonra gelip tekrar kaldığı yerden devam ediyor. Siz günün sonunda çıkması gereken bir okuyucunun 500 faturası varsa bunun çıktığını görüyorsunuz ve problem değil. Faturalar, hedefler her şeyi tutuyor ama bu adam gerçek anlamda belki günde 500 yerine 800 faturada okuyabilirdi. Acaba biz bunu biliyor muyuz? Biz buradan yola çıktık. Uzaktan cihaz yönetiminde cihazların yeni özelliklerini kullandık. GPS en önemli kavram. GPS her yerde artık önümüze çıkıyor. Her cihazda var. Biz okuyucularımızı sahada takip ediyoruz. Aynen araç takip sistemlerinde olduğu gibi. Kim, nerede, ne yapıyor? En önemlisi ne kadar bekledi bunu biliyoruz. Ekranda gördüğünüz pek çok detaylı bilgiyi alabiliyoruz. CPU seri numarasından tutun bir cihazın operatörüne kadar. Bir gün bir telefon aldım. Telefonda dediler ki bir tane okuyucumuz taksiye binmiş. Bir yerden bir yere giderken cihazı da takside unutmuş gitmiş. Feryat Figen masa yöneticisini aramış. O da bizi aradı. Biz cihazı harita üzerinde nerede olduğunu koordinatlarıyla gördük ve yönelttik. Takside taksi durağına gitmiş, park halindeydi. Gidip oradan cihazını bulabildi. Bundan tutun operatörün sizi yanıltmaya yönelik hareketlerine kadar pek çok konuda cihazların yeni özellikleri bize avantaj sağlıyor. Aynı zamanda destek çok önemli bir şey. Biz cihazlarımızda kaynak kod desteği bulabildiğimiz için çok rahat ve hızlı bir şekilde uygulama geliştirdik. Buna örnek olarak bizim kullandığımız cihaz için söylüyorum, şu anda bizde ihale almış olan firma Intermec olduğu için. Intermec cihazlarında geniş bir kod kütüphanesi vardı, örnek kodlar. Bu pek çok markada da görmeye alışık olmadığımız bir şey. Hizmet kalitemizi arttıran bir seçenek oldu. Bu sayede biz geliştirdiğimiz yazılımlarla daha iyi sonuçlar elde ettik. GPS çok önemli demiştim. Güzel bir anekdot anlatmak isterim. Bugün her arabada bir ABS sistemi mevcut ve ABS standart hale geldi. ABS marka bağımsız her araçta bulunan ABS'nin aslında Bosch tarafından, Bosch markası tarafından üretildiğini herkes bilmeyebilir. Ama aldığınız her arabanın içerisinde Bosch marka bir ABS var. Buradan hareketle söylüyorum, Qualcomm çok önemli bir GPS üreticisi. Aynı şekilde rakipleri Ericsson da bu konuda çok kaliteli GPS'ler üretiyor. Bu GPS sensörleri bize sahada kaliteli bir GPS sinyali alabilme avantajı sağlıyor. Biz de seçtiğimiz cihazı pek çok teste tabi tutarken bunu da göz önünde bulunduruyoruz. İçerisinde kaliteli ürünler olan markaları tercih etmeye çalışıyoruz. Aynen Bosch'un ABS'si örneğinde olduğu gibi. Assisted GPS bizim yine önemsediğimiz bir başka ileri teknik GPS özelliği. Bu GSM operatörleri marifetiyle yapılan bir özellik. GSM operatörleri eskiden telefonlarımıza popüler olan, siz şu anda Fenerbahçe stadının önünden geçiyorsunuz gibi bir bilgi gönderirlerdi, Cell ID. Bugün Cell ID'nin içerisine pek çok farklı bilgi daha gömerek yararlı endüstriyel sonuçlar elde ettiler. Assisted GPS kabaca kapalı mekanda koordinat alabilmenizi de sağlayan bir teknoloji. Bu teknoloji sayesinde siz dışarıda gökyüzünü görmediğiniz, GPS'in doğru çalışmadığı bir noktada içeri girdiğiniz andan itibaren elinizde bulunan cihaz, eğer kaliteli bir cihazsa, İçerisindeki accelerometerlar sayesinde sensörleri kullanarak
Elde ettiği kaba 2. L2 frekansını kullanarak size ana kapının önündeki sağlıklı koordinat artı sensörden gelen veriler artı GSM şebekelerinin baz istasyonlarından konum belirleme, location based services denilen bu LBS sistemleri sayesinde bu üçünü birleştirip matematiksel algoritmalarla kabaca nerede olduğunuzu buluyor. Burada en büyük kısıt, siz içeride çok kaldıkça sapma oranı artıyor. Ama hiç değilse nerede olduğunuzu gösteriyor. Bugün pek çok alıştığımız Android, iPhone benzeri telefonlarda kapalı mekanda bile buradasınız diye size gösteren, doğru gösterdiğini düşündüğümüz pek çok şey aslında çok daha hassas çalışabilir şekilde assisted GPS ile mümkün. Türkiye'de GSM operatörleri bu alana yeni yatırım yapmaya başladılar. Ben burada ana sponsor olarak bulunan Vodafone'a teşekkür etmek istiyorum. Vodafone Ar-Ge Merkezi, Oksijen Türkiye'de İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokent'te kurulu bir şirketi. Oksijen, İSKİ'nin talebi üzerine Assisted GPS'i Vodafone'un uluslararası tecrübesinden yararlanarak İspanya'daki Ar-Ge Merkezi ile yazıştı. Bizi irtibata geçirdi. Biz bir çalışma başlattık. 2 senenin sonunda Türkiye'deki ilk Assisted GPS, kapalı mekanda sağlıklı koordinat alabilmeye dayalı ilk teknolojiyi İSKİ'de deneyeceğiz. İlk GSM operatörü olarak da zannediyorum bu alanda Vodafone önce olacak. Önümüzdeki aylarda bunu da sahada devreye almayı planlıyoruz. Ben toparlıyorum Sayın Başkanım. Son olarak ben kurumların, büyük kurumların büyük paralarla, büyük bütçelerle ürettiği işlerden çok kişilerin kararlı ve üstüne giderek yaptığı, ürettiği teknolojilerin kıymetli olduğuna inanan biriyim. Burada ASKİ'yi örnek olarak göstermek istiyorum. Her ne kadar İSKİ adına konuşuyor olsam da Adana Sular İdaresi'ni çok başarılı buluyorum. Geçen sene bu kürsüde yine Marmara Belediyeler Birliği için yeni nesil sayaç okuma sempozyumunda bir konuşma yapmıştım. Konuşmadan sonra Adana Sular İdaresi yanıma geldi. Benden bir kartvizit istedi. Takip eden hafta bizi ziyaret etti. Bir teknik ziyaretin ardından bizden teknik şartnameler, bizim yaptığımız yazılımın özellikleri gibi pek çok şeyi topladı ve geri döndü. Aradan bir yıl geçmiş. Bugün bakıyorum İSKİ'nin %10 ölçeğinde, belki onda biri ama bizden daha kaliteli bir ürünle ortaya çıktılar. Boynuz kulağa geçer. Size onu göstermek açısından Adana'yı örnek vermek istedim. GPS ile ilgili hep konuştum. GPS sağdaki adamı kontrol etmenin en kıymetli yolu. Adana bu konuda çok başarılı. Ekranda gördüğünüz kırmızı noktalar okuyucuları gösteriyor. Yeşil noktalar aktif okuyucular. Kırmızı noktalar yerinde sabit, fazla hareket etmeyen, bir binanın içerisinde okuma yapan okuyucular ve siyah noktalar kendisinden haber alınamayan, GPRS bağlantısında problem olan, o an asansörde, bodrumda olabilen okuyucular. Bir okuyucuyu takip etmek bizim işimizin en kıymetli kısmı. Çünkü takip edildiğini bilen okuyucu size daha hizmeti daha iyi sunabilmek için, manipüle etmemek için sizi daha iyi çalışıyor. Bunun avantajını rakamla belirtirsek biz 3 yılda 52 trilyon para kazandık. Kıyas oranlarımız %8'den 1,5'a düştü. Okuyucular artık daha az bizi yanıltır hale geldi. Teknolojinin bize verdiği güçle 4 trilyon para harcadık, 52 trilyon para kazandık 3,5 yılda. Evet, İSKİ'de de biz benzer şekilde harita üzerinde okuyucuları takip ediyoruz. Bizde de bir okuyucunun izlediği rota ekranda görülebiliyor. Ben bana ayırdığınız zaman için çok teşekkür ediyorum. Kurumların bilgi paylaşımının çok değerli olduğuna inanıyorum. Özellikle burada bulunan tüm kamu kurumları, özel kurumların gerek bizimle irtibatı, gerek bizlerin de onunla bilgi paylaşımının kıymetli olduğuna inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet, Can Bey'e teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel, akıcı bir sunumdu. İSKİ önemli bir kurumumuz ve özellikle sayaç okuma ve faturalandırma sistemindeki son gelişmeleri anlattı. Bizim açımızdan da önemli. Umarım hem maliyetleri düşürüp daha ucuz fiyatla da İstanbul halkına böyle bir imkanı sunarlar. Ayrıca teknolojideki son gelişmeleri, gelişmiş GPS sisteminin özelliklerini anlattılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Şimdi yine bir başka kurum, Huawei Kurumsal İş Çözümleri Direktörü Sayın Özay Uyan'a söz vereceğim. Özay Hanım, buyurun. Sunumu değiştirebilir miyim? Merhaba hepiniz, hoş geldiniz tekrar. Ayağınıza sağlık. Ben Can Bey çok güzel bir sunum yaptı. Olayın tabii daha çok uygulama tarafını anlattı. Ben de Huawei ya da benzeri bir teknoloji firmasının sizlere bu akıllı şehircilik ya da güvenli şehircilik çözüm konusunda ne tür teknolojik çözüm, altyapı çözümleri sunabilir, ondan kısaca bahsetmek istiyorum. Huawei belki duymamışsınız da bir cümleyle sadece anlatmak istiyorum. Huawei bir
bilgi teknolojisi sağlayıcısı, global bir firma. Dünya üzerinde 140 dünyada operasyonu var ve Türkiye'de 850 kişilik bir büyük bir grubumuz var. Tamamen kurumsal müşterilerimize ve mobil operatörlere, Türk Telekom'a hizmet sunuyoruz. Burada çok kısa ben Huawei'in güvenli şehir çözümlerinden bahsetmek istiyorum. Bunu diğer ülkelerde de uyguladığımız bir iki tane örnek var. Onlardan size bahsedeceğim ve ne tür çözümler sunuyoruz. Şimdi burada bizim, bu arada sunumum İngilizce olduğu için kusura bakmayın lütfen. Gerçekten vakit bulamadım düzeltmek için. Burada bizim yola çıkış noktamız akıllı şehirden ne anlıyoruz? Şimdi akıllı şehri tarif ederken birkaç noktadan bahsediyoruz. Tabii bir vatandaş tarafını düşünmemiz gerekiyor. Eşit koşullarda hizmet sunulacak. Sağlık olsun, eğitim olsun, ulaşım olsun, çeşitli konularda bir yandan mutlu edeceğimiz bir grup varken bir yandan da tabii bizim gibi teknoloji firmalarına ve diğer endüstriye çeşitli örneklerini gördünüz şimdi Can Bey sunumunda. Terminal tarafı var, çeşitli farklı noktaları var. Endüstrinin de burada geliştirmesi gerektiği bir takım tabii ki şeyler var, uygulamalar var. İşte bunun güvenilir olması, yeşil olması, enerji tüketiminin uygun olması şeklinde çok farklı noktaları düşünmemiz gerekiyor ve buna uygun da bir ortam sağlamamız gerekiyor çalışanlar için ya da vatandaşlar için. Farklı birkaç tane noktayı bir araya getirmemiz gerekiyor. Şimdi biz bunu bu akıllı şehirciliği yani teknolojiyle birleştirmek için bir insan vücuduna benzetiyoruz. Ona bağlıyoruz. Şimdi burada tabii ki bir takım sizin çok detaylı bir örnek gördüğünüz bir en tepede uygulama katmanı var. Burada en uçtaki aboneye gösterdiğiniz ya da ulaştığınız uygulamalarınız. Onun bir alt katmanı beyin, yani beyin, insan beyni ya da bütün prosesin işlendiği yer, burada veri merkezi çözümleri gündeme geliyor. Mutlaka ki bu tür uygulamalarda İSKİN'de çok büyük bir veri merkezi var bu konuda. Ona uygun uygulamaları var. Mutlaka ki uygun bir veri merkezi hazırlamanız gerekiyor. Böyle bir çözümünüz mutlaka olması gerekiyor. Hangi alanda olursanız olun. Onun altında şey dediğimiz yani sinirler, vücuttaki sinirler olarak adlandırabilirsiniz. Buradaki tabii ki network'ten bahsediyoruz. Ağınızın çok uygun olması gerekir. Burada bahsedilen mesela GPS oldukça önemli tabii bir konu GPS. Ve 3G olabilir, LTE olabilir, ileride LTE olacak, WiMAX olabilir. Çok farklı, ADSL olabilir, herhangi bir şekilde farklı teknolojinin kullanacağı mutlaka bir sinir sisteminin yani ağ sisteminin olması gerekiyor. En uçta da terminal dediğimiz, burada örneğini gördüğünüz örneğin bir tablet olabilir, bir başka sayaç olabilir, herhangi bir telefon olabilir, Android olabilir, iPhone olabilir vesaire. En uçta da yine terminal olacak. Yani bir de, dört ana grupta toplayabilirsiniz. Yani planı yaparken akıllı şehircilikte, olayın teknik kısmını planlarken uygulama, veri merkezi, ağ ve uç terminal terminaller diye düşünebilirsiniz. Tabii bu biraz kompleks bir proje, akıllı şehircilik. Hemen yıllarını vermiş burada İSKİ örneğinde çok güzel bir örnek gördünüz. Burada tabii hepimize farklı görevler düşüyor. Bizler tabii olayın teknoloji firmaları olarak bizlerin üstüne düşen uygun bu abone ihtiyaçlarına ya da vatandaşın işte e-sağlık diyebilirsiniz, e-eğitim diyebilirsiniz ihtiyaçlarına uygun çözümleri vermek ve buna uygun ürünler geliştirmek. İşte örneğin dış ortama uygun bir belki bir yönlendirici ya da bir network cihazı üretmek. İşte Generation 4 dediğimiz LTE çözümünü Türkiye'de uygulanabilir hale getirmek vesaire şeklinde bizlere düşen taraf tabii ki olayın teknolojik boyutunu geliştirmek. Şimdi biz burada bir önemli konu daha var. Teknolojinin içinde çok konuşuluyor. Tabii bu M2M Vodafone'la biz birlikte zaten bu çalışmayı yapıyoruz. Bu geliştirmeleri. Machine to machine ya da man to machine ya da tam tersi machine to man şeklinde farklı isimler algılayabilirsiniz. Burada olayın önemli noktalarından biri bu M2M uygulamaları ve birçok firma artık buraya yöneliyor. Burada
beklenen nedir? Örneğin şimdi Can Bey'in dediği gibi dolaşarak ölçüyorlar şu andaki şeyler, abonelerin bilgilerini, çalışan ve eski çalışanlar, ama artık bir sonraki aşamada bunun abonenin ucundaki sayaçtan doğrudan veri merkezine bu bilginin doğrudan aktarılması gerekiyor. Yani machine to machine uygulaması bunlardan bir örnek. Ya da mesela e-sağlık uygulaması, bunu operatörlerin çoğu yapmaya çalışıyor. Evdeki yaşlı hastaların kan değerlerini ya da tansiyon bilgilerini doğrudan bir işte cihazla 3G üzerinden merkeze ulaştırılması şeklinde bu tür uygulamalar olarak düşünebilirsiniz. Bizim de bununla ilgili bir çalışmamız var. Bununla ilgili bir küçük cihazımız var, hatta standımızda görebilirsiniz. Bu amaçla geliştirilmiş dış ortama uygun bir donanım söz konusu bizde de. Şimdi bunun dışında neler yapıyoruz biz? Vaktim çok az olduğu için çok hızlı geçeceğim. Birkaç tabii veri merkezi dedik, ağ dedik. Bunun dışında tabii en önemlisi en altta network, ağ yapısının üstünde mutlaka bu olması gereken veri merkezi dedik. Bunun üstünde de bizim tümleşik iletişim çözümleri dediğimiz içinde farklı uygulamaların olduğu. Bunlar işte mesela video konferans olabilir, normal telefon sistemi kurulması olabilir. 3G çözümleri olabilir farklı noktalarda. Yani sizin abone bilgisi olabilir, sağlık hizmeti olabilir, herhangi bir hizmet olarak düşünebilirsiniz. Vatandaşın ihtiyacı olan herhangi bir ihtiyacı görüntülü olarak aktarmanızı sağlayacak birbirinden farklı tümleşik iletişim çözümlerinden bahsediyoruz. Bunların tabii en çok konuşulanı video konferans. Bunu en fazla bu Fatih projesinde de belki duymuşsunuzdur, planında vardı örneğin. Mutlaka e-eğitim dediğimiz çözümlerde çok ihtiyaç olan bir konu video konferans çözümü. Yine sağlıkta mesela ameliyatların canlı olarak yapılması için uygun bir transmisyon ortamının yanı sıra yüksek çözünürlüklü video konferans çözümlerinize de ihtiyaç duyuyorsunuz. Ya da e-konferans yapılabilir. Yine bir ameliyatta belki bir konsültasyon için doktorlar tartışabilir. Bunlar hepsi güvenli şehir, akıllı şehir dediğimiz çözümlerin içine giriyor. Ya da örneğin hotline olması, acil durumlarda vatandaşın arayacağı bir acil numaranın olması. Yani bu da çağrı merkezi çözümleri işin içine giriyor. Bu bahsettiğim her birine Huawei farklı çözümlerle adresleyebiliyor. Tabii ona detayına girmiyoruz ama bunlar sonuçta bir akıllı şehrin ihtiyacı olan önemli noktalar. Tabii ki bir diğer çok önemli nokta yine güvenli ve akıllı şehirde güvenlik kameraları. Bunu zaten MOBESE uygulamasında çok detaylı görüyoruz ama bunun çok daha farklı boyuta gittiğini düşünün. Çeşitli noktalarda şehrin izlendiğini, herhangi bir şekilde bir problem olduğu zaman mesela bir hırsızlık olabilir, plak tanıma amaçlı olabilir. Farklı noktalarda şurada görüyorsunuz birkaç tane şey var. İşte çeşitli insanları saymak için, kaydetmek için ya da plaka tanımak için. Bu da tabii Çin plakasını tanıyor bu ama Türk versiyonuna tabii bunun gelecek. Çok farklı amaçla güvenlik kameralarını kullanabilirsiniz. Yani bu zaten bu tür bir akıllı şehircilikte olmazsa olmazlardan bir tanesi de mutlaka video kamera çözümleri. Çok kısa bir de biraz evvel bahsettiğim ürünü tanıtacağım. Bir de tabii bu olayın mutlaka komuta merkezi olması gerekiyor. Bunu izleyeceğiniz bir komuta merkezi olması gerekiyor. Bütün bu görüntülerin aktarılacağı, proses edileceği, verinin işleneceği yine bir acil komuta merkezi olması gerekiyor. Son olarak da bu biraz evvel bahsettiğim ürün bizim M2M dediğimiz, dışarıda isterseniz görebilirsiniz şeyde, standta. Çok farklı interfaceleri, bilgileri, protokolleri toplayan mesela bir enerji ile ilgili bir automated measuring dediğimiz, işte AMI dediğimiz bilgileri alan ya da farklı protokolde işte su olabilir, doğalgaz olabilir, farklı interfacelerde ve farklı ortamlarda çalışan uç terminallerden gelen bilgileri konsolide edip bunları şurada daha iyi göreceksiniz. Bunları farklı şekillerde transmisyon ortamından merkeze, biraz evvel bahsettiğimiz veri merkezinde toplayan bizim endüstri yönlendirici ve anahtarımız olan bir çözüm var. AR530 dediğimiz. Bu şu anda bizim M2M olarak kullanacağımız. Farklı mesela, şimdi bilmiyorum duydunuz mu? Mesela Broadband Power Line diye bir şey var. Bu BPL denilen şey. Normal elektrik hatlarından, ADSL yani elektrik hatlarından transmisyonu kullanmak. Yani bildiğimiz elektrik
prizine sizin normal ethernet portunuzu takmanız. Tabii ona uygun tabii outlet olması gerekiyor. Farklı ortamları bir araya toplayıp bu bahsettiğim yönlendirici, MTM yönlendirici üzerinden merkeze toplayabilirsiniz. Burada söylemek istediğim şu, tabii ki şimdi artık akıllı şehirciliğe girdiğimizde çok farklı protokoller olacak, çok farklı interfaceler olacak. Bir yandan mesela bir farklı bir terminal kullanırken bir başka belki elektrik kurumu başka bir uç terminali kullanacak, farklı bir protokol kullanacak. Onların bir şekilde bunları konsolide edilip tek bir IP üzerinden, yani IP network üzerinden merkeze gönderip işlenmesi gerekiyor. Artık şu anda bizlerin, yani Huawei benzeri teknoloji firmaları şu anda bu konuda yoğun olarak çalıştığı konular M2M cihazları diye özetleyebiliriz. Bir iki tane örneğim vardı ama burada da görebiliyorsunuz. Bakın mesela çok farklı interfaceleri bir araya getirip tek bir çözüm üzerinden data center'ınıza, merkezinize ulaştırabilirsiniz. Hocam vaktim var mı? Bir tane örnek, sadece bir örnek göstereyim, birkaç tane örnek göstereceğim. Bir iki tane örnek var yaptığımız. Mesela İngiltere devleti için yapılmış bir telepresence diyoruz. Video konferans çözümü bu. Farklı noktalarındaki noktalarda çeşitli bakanlıklar arasında video konferans yapmak için yapılmış bir video konferans çözümü. Ama tamamen amacı bu güvenli şehir uygulaması. O amaçla yapılmış bir uygulama. Huawei'in çok fazla e-devlet çözümleri var. Afrika'da uygulanmış. Bunlardan biri Nijerya. Burada tabii çözümlerin içinde bizim e-devlet güvenli şehircilikten kastımız hem e-eğitim hem de e-sağlığı içeriyor. Yani sağlık network'ün, yani hastaneler için network oluşturulması ya da eğitim amaçlı oluşturulması. Bu Nijerya'da yapılan hepsini içeren bir örnek. Bir de son olarak şeyden bahsedeyim. Kuveyt'te de yine Sağlık Bakanlığı için oluşturulmuş bir tamamen hasta bilgilerinin güvenli bir ortamda IP üzerinden taşınması için oluşturulmuş bir örnek çözüm var. Türkiye'de yaptığımız önemli projelerimiz var. Ama fazla detaya giremiyorum tabii ki. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık geldiğiniz için. Teşekkürler. Evet, Özay Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Huawei Kurumsal İş Çözümleri Direktörü. Kendisi Huawei'nin güvenli şehir çözümleriyle ilgili bize bilgi verdi. Akıllı şehir konseptinin teknolojik gelişmeler çerçevesinde İşte mutlu hayat, yaşanabilir çevre şeklinde ne şekilde uygulanabildiğini, özellikle güvenlik kameralarının önemini çok güzel bilgiler verdi. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Yine vakit aslında çok olsa daha nice örnekleri görmek isterdik ama İngiltere'den, Nijerya'dan ve Kuveyt'ten de az da olsa bir iki örnekle de konusunu uygulamadan da bahsettiği için ayrıca teşekkür ediyoruz. Şimdi Taner Bey'e söz vereceğim. Taner, Sayın Taner Keser Sistaş Uygulamalar ve Servisler Bölümü ESP Çözümler Direktörü kendisi. Kendisi de bize konusuyla ilgili sunum yapacak. Bir 15 dakikaya da kendisini dinleyelim. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, değerli konuklar, hoş geldiniz. Can Bey'in sunumunu çok beğendim. 5 milyon aboneyi bu kadar teknolojik bir yöntemle faturalarını okumak oldukça kolay bir iş değil. Üstüne üstlük 3,5 yılda 4 milyon harcayıp 52 milyon para kazanmasını daha çok beğendim. Demek ki para var. Şimdi konularımıza, diğer çözümlerimize geçebiliriz. Biz de özellikle verimliliği artırırken elde edilecek tasarruflar ve bu tasarrufların geri dönüşünden kazanılan diğer imkanlardan bahsetmek üzere kurgumuzu yaptık. Firmamız 120'den fazla çalışanı olan bir sistem entegratör firması. Özellikle kamuda, bakanlıklarda, belediyede, İSKİ, İGDAŞ gibi kurumlarda çağrı merkezleri ve bu çağrı merkezlerinin arkasındaki bileşenlerin kurgulanmasında, bunların ihtiyaçlara uygun bir şekilde tasarlanması, devreye alınması ve daha sonrasında da satış sonrası hizmetlerinin verilmesinde çalışan, bu konuda yetkin bir firma. Şu anda Türkiye'de ve yurt dışında ofislerimiz var.
Teknik arkadaşlarımız özellikle Oracle, Microsoft Dynamics benzeri CRM yazılımları ve bunun arkasında da ses kayıt sistemleriyle birleştirilmiş bir çağrı merkezinin ya da müşteriyle etkileşim merkezinin ihtiyacı olan tüm ürünlere tek noktadan cevap verebilen bir firma. Tabii çağrı merkezleri bizim ister vatandaş diyelim ister müşteri diyelim onlara dokunduğumuz nokta. Fakat bu çağrı merkezinin önündeki agent diye adlandırdığımız arkadaşlarımızın arkasında aynı işleri yapan veya onlara destek olan en az üç tane daha çalışan var. Biz bu çalışanların aslında karşılaştıkları problemleri, orada yaşanan bir takım sıkıntıların ön yüze nasıl yansıdığını ve onlar için yapılabilecek bir takım yazılımlar, düzenlemelerle ki biz bunun adına kurumlar için iş gücü yönetimi diyoruz. Elde edilecek tasarrufların hangi boyutlara çıkabileceğini hazırladık ve sizlere anlatmak istiyoruz. Söyledim, vatandaş aslında müşteri ve müşteriyle olan ilişkilerin %70'inde maalesef eğer kötü bir hizmet yaşandıysa ondan sonrasında bu ilişki bir şekilde sona eriyor. Gördüğünüz gibi belirli bir süre beklemiş, ondan sonrasında bir nevi intikam alırcasına artık ketçaplarla masalara yazılar yazmış müşteri. Tabii arkada bu işe destek verenlerin yine araştırmalar neticesinde ortaya çıkan rakamlar %28'inin maalesef verimsiz olduğunu ortaya çıkarıyor. Bir müşteriyi elde tutmak için belli yatırımlar yapılıyor. Bu yatırımların aynı zamanda maliyeti azaltması için de belirli hazırlıklar devam ediyor. Fakat yapılan bu harcamaların %80'i maalesef yatırımların geri dönüş hızı dediğimiz return on investment'ta daha uzun sürelere neden oluyor. Aslında yine diyagramda gördüğünüz gibi çok az değer harcasak ve yüksek bir verimlilik elde etsek ekranın sol üst tarafındaki bölümü en ideali. Fakat maalesef şu anda gerçekleşen hemen onun yanındaki sağ üstte gözüken bölüm şu andaki durum. Bütün bunların sebeplerini biraz detayda incelediğimizde aslında belki de amacını aşan ve tutulamayan sözlerin bazı müşterilere planlanandan daha fazla harcanan eforların en önemlisi belirli bir yerde birikmiş kaynağın ama aslında aynı işleri yapabilecek olan kişilerin doğru şekilde kurgulanmamasından gelen bir kaynak yetersizliğinin veya bilgi ya da tecrübe eksikliğinin olduğunu görüyoruz. Tabii arkada hizmet veren kişilerin de belirli noktalarda kaynakları eğer birikmişse manuel yönlendirme yapılıyor veya burada aynı işi yapan kişiler arasında belirli bir dağılım planlanamıyorsa bu da yine gecikmelerin bir başka sebebi. Hedeflenen aslında burada önceliklendirmenin yapılması. Eğer bir işte önceliklendirme yok ise aynı anda ortaya çıkabilecek veya acil durumlarda yapılabilecek olan işler tanımlanmamışsa ya da bunlar sadece kişilerin inisiyatifine bırakılmışsa buralardaki gecikmelerin veya günün sonunda müşteri memnuniyetinin olması kaçınılmaz. Özetle biliyoruz ki çalışanlarımız aslında ellerinden geleni yapıyorlar ama müşterimiz hala memnun değil. Kızmaya devam ediyor. Bir markanın ya da satış ekiplerinin vaat ettiği güllük gülistanlık, yeşil orman ve gelişmiş rahat bir çözüm iken aslında gerçeklenen veya günün sonunda elde edilen hizmet bu iki çarpıcı resimde ortaya konduğu gibi çok farklı. Müşteri memnuniyeti diyoruz ama öte yandan hepimiz kontrol bütçelerini kontrol altında tutmaya çalışan, verimliliği en üst planda kullanmak isteyen, günün sonunda da zarar etmesi istenmeyen kurumlarız. Belirli bir süre sonunda ya müşteri memnuniyeti ya işletme verimliliği ya da her ikisi birden olacaksa da bu işi yapacak olan kişilerin
özverisi gayreti neticesinde artık bitmiş tükenmiş bir şekilde çalışmaktan bezmiş olan bir insan kaynağı. Biz biliyoruz ki müşteri etkileşimi aslında iletişim merkezlerinde başladığı gibi bitmiyor. Bunun arkasında eğer yapılacak olan iş bir başka yere atanacak ise satış bölümü olabilir, pazarlama bölümü olabilir. Bunların bir bölüm lideri tarafından kontrol edilmesi veya faturalar kesilmiş, bu faturalarla ilgili bir takım aksaklıklar söz konusu ise muhasebe departmanından bilgilerin alınması, eğer bir arızadan bahsediyor, müşteriye en kısa zamanda hizmet vermek gerekiyorsa bunu saha çalışanlarına, sahadaki uzmanlara, İSKİ'nin yaptığı gibi el terminalleri vasıtasıyla gelen çağrının iş emri gibi düşürülmesi konularında da çalışacak ekipleri anlıyoruz. Onların her birisinin bir makine uyumunda müştereken çalışmasını kastediyoruz. Ve aslında diyoruz ki firmalar ne söz verdiyse onu gerçekleştirmeli. Bu konuda gerekenleri yapmalı. Bir takım araştırmalar yapılmış. Bu araştırmaların neticesinde aslında kaynakları statik olarak belirlemek, onların daha öncesinde sen sadece şu işi yapacaksın gibi kendisine verilmiş olan işi yapması, bunların neticesinde büyük ölçekli işlerin birikmesi, zamanında yapılamayan işlerin bir başka işi etkileyerek bir başka şekilde sıkıntıya sebep olması, eğer bir yerde sorun var, aynı anda gelen çağrılar, talepler arttıysa onların taşma yönteminin daha öncesinden otomatik olarak tespit edilememesi dolayısıyla buralarda manuel bir yöneticinin gidip karar vermesi ve işte artık şu anda da şunu yapalım demesi gibi anlık bir takım yetkilerin, anlık bir takım önlemlerin alınması bütün bu sıkıntılara neden olduğu görülmekte. Tabii şeffaf olmamak, bütün bunların neticesinde raporlamanın hala elle yapılıyor olması, çalışan arkadaşlardan bazılarının iş yükünün fazla olması, bütün bu işleri yapmaya devam ettiği zaman da aslında adil bir şekilde bu performansının birileri tarafından görülememesi gibi sıkıntılar söz konusu. Önceliklendirme mantıkları belki sadece VIP müşteriler diye adlandırdığımız kısımlarda veya onların dışında ilk gelen ilk hizmet verilir gibi son derece basit takım yöntemlerle yapılmakta. Ama artık bütün bunları değiştirecek bir mekanizma var. Biz diyoruz ki verimliliği artıracak yapı taşlarını alt alta yazalım. Bunlar neler? Yöneticinin verimliliği, hizmet alınan, danışmanlık alınan ya da bir alt kademe daha yönetici olarak adlandırdığımız grubun verimliliği, müşterinin deneyimi, müşterinin her koşuldaki memnuniyeti, bir de kaynakları etkili bir şekilde harmanlama ve dinamik olarak bölüştürme. Böylesine işleri yaptığımız ya da sistemin bunu otomatik olarak yaptığı durumlarda aslında belirli bir süre zaman tasarrufu olduğu ya da bu zamanından önce yapılan işlerden dolayı başka bir yerde yapılabilecek işler için kaynak yaratıldığını ortaya çıkarıyoruz. Bütün bunlar tabii neticede cevaplanmayan ya da gereksiz yere transfer edilen çağrılarda bir azalmaya, bunların neticesinde de müşteri kaybına neden olan kısımların da aynı şekilde azalmasına ve müşterinin uzun süre elde tutulmasına sebep oluyor. Yine araştırmaları hepimiz biliyoruz. Var olan bir müşteriyle bağlı olduğunuz süreyi %50 daha uzatabilirseniz yeni müşteri elde etmenin maliyetlerinde %30 tasarruf, aynı müşteriye bir ürünü satmada %10 artış ve operasyonel karlılıkta da en az %12 düzeyinde yine karınızda artış elde ediyorsunuz. Neler etkiliyor müşteri deneyimini? Evet, hepimiz insanız, yapıyoruz. Sözlerimizi unutuyoruz. Teslimatları zamanında yerine getiremiyoruz. Verdiğimiz tarihler genelde aslında müşterinin duymaktan hoşlandığı fakat aslında bizim tutamayacağımız tarihler oluyor. Aramalar tekrarlanıyor. Tam görüşme esnasında hızlı bir şekilde derdini anlatırken o anda kesilmelerin olması da aynı şekilde müşterilerimizi üzüyor. Sadece bir sorun olduğu zaman bize gelen kişileri, herhangi bir problem olmadığında da yaptığımız işleri anlatmak, onlara yeni bir takım hizmet ve servislerimizden bahsetmek için
proaktif aramamak da aynı şekilde müşteri tarafında olumsuzluğa neden oluyor. Şeffaflığı yaşamamak ve performans indikatörlerinin göstergelerinde de birbirleriyle uyumlu bir şekilde bunların kurgulanmaması da yine benzer sıkıntılara bir şekilde sebep oluyor. Tabii bunların karşılığı müşteriye eforun harcanması, çalışanların aynı şekilde bundan dolayı memnuniyetsizliği ve verimliliğin azalması. Biz diyoruz ki 5 ana başlıkta inceleyelim. Bunlar müşteri kim? Hep müşteri diye devam ettim ama kamu kurum kuruluşları, akıllı belediyecilikleri bunu vatandaş kim diye de adlandırabiliriz. Sonuç itibarıyla belirli sürelerde hizmet vermek üzere bu göreve talip olanlar daha sonraki dönemde de aynı şekilde eksik bıraktıkları şeyleri tamamlayabilmek için ikinci bir süre, ikinci bir kredi almak durumundalar. Dolayısıyla onların kim olduğunu çok iyi bilmek, çok iyi tanımak, ne ister, neden memnun olur, bütün bu araştırmaları takip etmek durumunda. Öncelikle bunların ne zaman yapılması lazım ve kendi içimizde kaynak planlamasını yaparken almış olduğu eğitimleri, yetkinliğini, tecrübelerini göz önüne alarak bu işi en iyi kim ya da kimler yapabilir? Herhangi bir problem olduğunda müşteriyle etkileşimde en iyi yol SMS atmak mıdır, bizzat aramak mıdır, ziyaret etmek midir veya karşılığında onlara bizzat sesimizle hitap edebilecek teknolojinin yine nimetlerinden faydalanabileceğimiz IVR benzeri ya da otomatik aramalardan mı bahsetmektir? Bunların hepsini çalışan performansıyla iş gücü talebi eğrisi içerisinde yerleştirmek mümkün. Çok özetle bilirsiniz bir işte görev tanımlarının yapılması aynı zamanda teknik olarak bir takım işlemleri gerektirdiğinde IT'nin üzerine ekstra bir yük bindirmek demektir. Bütün kurumlarda özellikle bu kamu kurumlarında daha da fazla IT bölümlerinin iş yükü her zaman çoktur, yoğunlardır. En ufak bir rapor talep edildiğinde bile onların mevcut işlerinin arasında başka bir zamanı ayırması beklenir. Yavaş yavaş artık bu iş otomatize edilmeli. Bunları ilk baştan kurguladığı şekliyle sistemden anlık yapılmış olan bir işin iyi ya da kötü, verimliliğin az ya da çok olduğunu ay sonunu beklemeden alabilecek çözümlerden bahsediyoruz. Ve bütün bu anlattıklarımızın gerçek anlamda sonuçları da %20 minimum %45'e varan verimlilik artışı. Bunlarla ilgili bir takım örnekler göstereceğim sunumun sonunda. Ama Can Bey %20 minimum bu en az 5 yılda yapılan paranın geri alınması ve diğer 3 yılda tekrar %20 oranında para kazanmak demek. Bunu bizzat hatırlatmak istiyorum. İş yükü fonksiyonlarında ele almayı, sınıflandırmayı, önem sırasını, bunları içeride yapacak olan kişilerin paylaşmasını ve en sonunda da çok önemli olan raporlama ile aynı işi yapanların arasındaki performansı, işlerinin yoğunluğu fazla olanların neden böyle bir yoğunlukla karşılaştığının ortaya çıkması ve bunu çok daha efektif bir şekilde dağıtılması, tek bir şubede işler yoğun iken belirli dönemlerde biz bunu dağıtabiliriz. Sahil kenarlarında ortaya çıkabilecek yazın özellikle su kullanım ihtiyacının oradaki arızaların onlara müdahale edecek ekiplerin fazlalığını arkasında belki sayaç okuma gibi back office'de yapılabilecek borç bilgilerinin düzenlenmesi, faturaların basılması gibi işlemleri başka bir takım gruplara sistem tarafından otomatik aktarılması gibi uygulamaları yapabiliriz. Özetle var olan yapınıza yeni bir şey olmadan sadece bir arayüzle şu anda anlatmakta olduğumuz çözümü entegre etmeniz, bu çözümün neticesinde de size hangi kanaldan ulaşılıyor ise o kanalların gelmeye devam etmesi, var ise ERP sisteminiz ya da CRM platformunuzda entegre çalışan bu sistem vasıtasıyla zaman, para tasarrufunu ve aynı zamanda etkin kaynak kullanımını sağlamanız ve bütün bunları arkadaki çalışanlarınıza bir şekilde dağıtmanız söz konusu olabilir. Son slaytımda bu yatırımları yapmış birkaç tane yurt dışındaki örneklerden bahsedeceğim.
Özellikle telekom firmaları Telstra etkinlikte %22 bir servis aktivasyonlarında %22'lik bir artış sağlamış. Operasyonel maliyetlerinde yıllık 10 milyon euro civarında bir tasarruf elde etmiş. Yapılan yatırımların geri dönüşünde 6 ay daha sürelerin kısaldığı ve bir iş atandıktan sonrasında onun tamamlanmasıyla ilgili sürede de %20 bir azalma olduğu ortaya çıkmış. Slovak Telekom, Swisscom gibi örnekler burada biraz önce bahsettiğim gibi %20 civarında servis seviyelerinin artmasından %26'ya kadar da müşterilerin şikayetlerinde azalması gibi bir takım geri dönüşler gerçekleştirmiş. Biz diyoruz ki böyle bir çözüm sizin var olan yapınıza sizlerden alacağımız randevularla gelip uzmanlarımızın araştırması, birlikte bu işi yapılacak olan çalışmaları tasarlamak ve neticesinde implement etmek mümkün. Sonrasını zaten bundan sonrasındaki oturumlar öncesi ve sonrasında karşılaşılan yapılan yatırımların geri dönüşleri şeklinde sizlere sunmak mümkün olabilecek. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Taner Bey çok güzel bilgiler verdi. Özellikle çağrı merkezleriyle ilgili ben de ulaştırma ekonomisi üzerine çalışan bir öğretim üyesi olarak şunu söyleyebilirim. Zaman, maliyet, teknoloji gibi unsurlar ulaştırma sistemlerini belirleyen en önemli unsurlar. Bunları özellikle tüketiciler açısından baktığımızda satış sonrası, işte müşteri hizmetleri deneyimi, çağrı merkezlerine özellikle çokça sık başvuruyoruz. Gerek işletme memnuniyeti, gerek müşteri memnuniyeti, bunlar çok önemli. Kendisine teşekkür ediyorum. Son konuşmacımız Sayın Ali Oktay Ortakaya, Panasonic Ülke Müdürü. Kendisini de zamana dikkat ederek tekrar son sunum olarak dinleyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum hocam. Bu arada herkesten özür diliyorum. Dün standımıza olan yoğun ilgiden dolayı çok fazla müşterimizle görüşme şansından sesimi kaybetmiş bulunmaktayım. Bu da hocama yardımcı olacak zannedersem, herhalde 10 dakikada bitireceğim. Çok kısa, Panasonic aslında burada PC grubu dediğimiz notebook ve tablet ürün grubunu temsilen buradayım. O yüzden çok kısa Tafbuk ve Panasonic nedir? Çünkü siz Panasonic'i muhtemelen daha çok consumer taraftaki TV'ler, dijital kameralarla da tanıyorsunuz. Dünyada tabii 2011 sonu itibariyle mali takvimde 71.4 milyar dolarlık ciroyla Forbes sıralamasında 50. sırada alan çok büyük bir şirketiz. Birçok ürün gamımız var. Tahbuk sadece bunlardan bir tanesi. 1918'de 3 kişiyle kurulan, bugün yaklaşık 350 bine varan, büyük çoğunluğu da mühendis olmak üzere bu arada. Benim hep söylediğim, biz bir mühendislik şirketiyiz, satış şirketi değiliz. O yüzden bu büyüme tamamıyla aslında ürün grupları ve müşteri ihtiyaçlarını dinleyen ciddi bir mühendislik firmasının sonucu. 2018'de 100. yılımızı kutlayacağız. 100. yıldaki en büyük hedefimiz en iyi yeşil bilişim şirketi olabilmek. Bu yeşil alanda en büyük inovasyonu yapmış şirket olabilmek. O yüzden bütün ürünlerimizde de tasarım tarafında buna dikkat ederek çalışıyoruz. Aslında bugünün telekomünikasyonun konusuyla ilgili bence en önemli slaytlardan bir tanesi bu. Birazdan diğer konuklarımın yaptığı yorumlara da atıflarda bulunacağım aslında bizim ürünlerde olan teknolojilerle ilgili. Bize bağlı kalın diyoruz. Dün Vodafone İcra Kurulu üyesi Sayın Engin Bey'in çok güzel söylediği bir şey vardı. Arka tarafta infrastructure'da birçok şeyi kuruyorsunuz. Client tarafında da bu Panasonic olur veya başka bir ürünü alabiliyorsunuz ama komünikasyonu sağlayamadığınız sürece sahaya indirdiğiniz ürünün aslında hiçbir anlamı yok. Bu cihazların sürekli bağlı olması lazım. Gerek Wi-Fi, gerek 3G, muhtemelen yakın zamanda 4G, LTE, belki daha ileride WiMAX, birçok connection'ı ki belki machine to machine'de yakın lokasyonlarda Bluetooth hala çok yoğun bir şekilde kullanıldığı için. Bütün bunlar aslında işimizi yapmak için gerekli olan en önemli altyapı. Bu altyapıda tabii ki operatörlere, Wi-Fi sağlayıcılarına çok ciddi ihtiyaç var. Ama bunu yaparken de sahaya indirdiğiniz ürünlerin bu teknolojileri nasıl desteklediği, ne kadar erken desteklediği, erken desteklerken de ne kadar iyi desteklediği çok önemli. Gördüğünüz resimler bizim Tafbook'ları ürettiğimiz
Japonya'daki Kobe'deki fabrikamızdan günümüzde kendi antenlerini tasarlayıp üreten tek bilgisayar üreticisiyiz. Bugün pazarda birçok PC üreticisi var, tablet üreticisi var ama kendi antenini üreten tek üretici firma biziz. Pazardaki en ileri kablosuz bağlantı seçeneklerini sunabilmek adına bu altta gördüğünüz resim aslında Aralık ayında da Japonya'da fabrikayı ziyaret etme şansım oldu ve bizzat gördüm. En büyük elektromanyetik odaya sahibiz. Bu oda test odası aslında bizim ürünleri geliştirirken kullandığımız komponentlerin ve oradaki özellikle tasarım bacağında nasıl yerleştirmemiz, nasıl teknolojileri kullanmamız gerektiğini bize yön veriyor. Bizim de sizlere en iyi ürünleri sunabilmemize imkan veriyor. O yüzden bu bağlı kalma konsepti altında aslında Panasonic olarak gerek tablet tarafında gerek notebook tarafında rakıt ürünlerimizde, dayanıklı ürünlerimizde hep en iyi Wi-Fi, en iyi 3G'yi sağlamaya çalışıyoruz. Biraz aslında konuklarımızın da iş akışları gereği dikkatini çekeceğini düşündüğüm bazı noktalara temas etmek istiyorum. Özellikle altyapı hizmetlerinde neden Tahbuk? Tahbuk ürün grubu oldukça dayanıklı notebook ürün grupları. Tahbetlerdeki şu an elimde gördüğünüz veya standımızda ziyaret ettiğinizde görebileceğiniz dayanıklı tabletleri içermekte. Şimdi bu ürünlerin hepsi aslında bütün müşterilerimizin sektör bağımsız işlerinin aksamaması amacıyla yapılmış olan ürünler. Çünkü sahada birçok sorunla karşılaşıyorsunuz. Örneğin hani bugün tozlu, nemli, sıvının çok fazla olduğu, bu sadece yağmur değil. Örneğin İSKİ örneğinde belki bir boru patlamasına müdahale etmek üzere giden ekibin müdahalesi sırasında borudan sızan su gibi. Ama en önemlisi belki de hani çok sık başımıza gelen hepimizin yaptığı ürünü düşürme. Bütün bunlar aslında iş akışlarımızı etkileyen şeyler. Belki farkında değiliz çünkü görünmeyen maliyetler olarak her zaman bizim slaytlarımızda yer alan ama sizlerin maliyetlerinizde ne kadar ölçülüp raporlanabilen bir konsept bilmiyorum. Bence asıl bunu gündeme getirmek lazım. Bugün ucuz bir ürün aldığımız zaman veya dayanıksız bir ürün aldığımız zaman orada işin kesilmesi bize çok daha pahalıya mal oluyor. Can Bey'in sunumu bence o açıdan çok doğru noktalara temas ediyordu. Orada fatura basamamak printer'dan veya el terminalinden dolayı İSKİ'ye inanın o ürünün değerinden çok 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 daha fazla maliyetlere yol açıyor. Bunu bütün kurumların da aslında göz ardı etmeden hesaplayarak ürün seçimini de aynı titizlikte yaparak irdelemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yine sadece altyapı hizmetlerinde değil, acil servislerde veya kamudaki bütün alanlarda dayanıklı ürünlerin sadece düşmeye, kırılmaya karşı dayanıklı değil, aslında gün ışığı altında ekranın hala görülebilmesi, yüksek sıcaklıklarda veya düşük sıcaklıklarda -10 +50 gibi veya yeri geldiğinde -20 +60 derece gibi sıcaklıklarda hala ürünün aktif olarak çalışabilmesi, su toz geçirmemesi ve böylece çalışmaya devam etmesi demek. Bütün bu senaryolara baktığımız zaman aslında iş akışlarını biz kabaca gruplamaya çalıştık. Burada başta iş gücünün yönetiminden tutarak dinamik gönderimler, filo yönetimi, İK akışları, İçerik yönetimi dağıtımı, işbirliği, rota planlaması veya güzergah planlaması, coğrafi bilgi sistemleri ki bizce önümüzdeki 2 senede gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da çok özellikle tablet tarafında kamuda çok ciddi ihtiyaç doğacağını düşündüğümüz bir alan. Coğrafi bilgi, Can Bey'in verdiği bir örnek vardı, çok doğru bir örnek. Güçlü bir makineyle ben oradaki datayı anlık bir şekilde ben neredeyim, müdahale etmem gereken lokasyon gerçekten neresi? Bunu en az hata payıyla bulup doğru müdahaleyi yapıp ve daha sonrasındaki maliyetlere katlanmamak, örneğin orada güzel örnek asfalt maliyetiydi. O yüzden bunları gerçekten koşturabilecek, dayanıklı, orada iş kesintilerine yol açmayacak cihazlar üretmek amacımız. Bizim için 1918'de kurulurken de Kosuke Matsusasa'nın yola çıkış prensibi Japon kültüründe olan bir prensip aslında genel olarak ama Panasonic'te biraz daha baskın. Hep müşterilerimizin ne istediği bizim için çok önemli. Ürünlerimizi de hep ona göre yapmaya çalışıyoruz. Senede 2 defa Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz Tahbuk Future Forum'da İstanbul ve Ankara bacakları var. Seçkin müşteri kesimlerimizle bir araya geliyoruz. Onları dinliyoruz. Hatta bazı ürünlerin spekleriyle ilgili oylama yapıyoruz. Yani çok kısa bir örnek vereyim. Önümüzdeki sene launch edeceğimiz bir ürünü. Üzerindeki standart memorisi 4 GB mı olsun, 8 GB mı olsun diye oylama yapıyoruz. Üzerinde GPS default mı olsun, opsiyonel mi olsun?
RFID olsun mu olmasın mı, barcode reader default olsun mu, hardware'sel mi olsun, yazılımla mı destekleyelim? Bütün ülkelerde bu eventler yapılıyor ve müşterilerimizden aldığımız feedbacklere göre de uzun vadede veya orta vadedeki bütün ürünlerin teknik geliştirmelerini yapıyoruz. O yüzden özellikle lütfen oturum sonrası vaktiniz varsa standımızı bekliyorum. Bütün orada gördüğünüz ürünler geçmiş senelerde yapılmış olan Tahmuk Future Forum'ların birer çıktısıdır. Müşterilerimiz istedi diye yaptığımız ürünlerdir. Tabii ki belki çok daha yüksek speklerde olan ürünlerimiz olabilir. Belki ihtiyacınızı karşılamayan ürünler olabilir. Lütfen o noktalarda geri beslemelerinizi direkt benimle de paylaşabilirsiniz. İş ortaklarımızla da paylaşabilirsiniz. Başta Pancom olmak üzere. Lütfen paylaşın. Bu 2014'te 2015'te launch edeceğimiz birçok ürünü yol haritasını oldukça değiştirecek. Tahmuk'un pazardaki yerine baktığımız zaman aslında bugün Avrupa spesifik veya dünya spesifik baktığımızda altyapı hizmetlerini de ben özellikle göstermek istedim. En büyük 10 tane altyapı şirketinin 10'u da şu an sahada Tahmuk kullanıyor. Avrupa odağına indiğimiz zaman ki burada müşteri adı ve ürün adedi ve ürün konsepti de çok net. Örneğin İngiltere'de ve Centrica 8000 adet CF19 ile beraber şu an sahadaki bütün operasyonu yürütüyor. Veya İspanya'da Iberdrola 2000 adet CF19 ile aynı şekilde bütün operasyonu yürütüyor. İON yine Macaristan ve İngiltere'deki operasyonu 1700 adet CF19 ile veya Thames Water CF19'un yanında U1 ki standta iki üründe görme şansınız var. 1200 adet U1 ile çok efektif bir şekilde operasyonu yürütmeye devam ediyor. Altyapı hizmetleri dışında tabii birçok sektörde başta otomotiv, lojistik, üretim, askeriye, güvenlik ve acil servisler olmak üzere birçok sektörde birçok müşterimiz var. En büyüklerinin logolarını buraya koydum kısaca fikir vermesi adına. Hiç ürünlerden bahsetmeyeceğim de ürünle ilgili tek slaydım. Bizim aslında ürün grubumuz dayanıklı ürün grubu. Telekomünikasyondaki en ileri teknolojileri desteklerken dayanıklılıklarına hiçbir zaman ödün vermemeye çalışıyoruz. O yüzden dikkat ederseniz portföyün büyük bir kısmı tam dayanıklı olan en üst tarafta. Orta tarafta orta dayanıklı seviye dediğimiz Semiragı seviyesi. En alt tarafta da hafifliğe, şıklığa önem verdiğimiz ama hala dayanıklı olan Business Rugged seviyesi var. Üst tarafta şu an bir göstermek istediğim ürünü aslında burada da biraz highlight yapmaya çalıştım. JTB1. JTB1 bizim Ocak ayında Amerika'da SES'te lanse ettiğimiz 7 inç Android tabletimiz. Highlight etmemin nedeni 4G teknolojisiyle geliyor. Ve ilk ürünleri Mayıs'ta gümrüğe almış olacağız bir müşterimizin özel siparişiyle ilgili. Bu aslında telekomünikasyon tarafında ne kadar erken trendleri takip ettiğimizi ve müşterilerimize o ürünleri sunma hevesinde olduğumuzun bir göstergesi olduğu için onu highlight etmek istedim. Diğer bütün ürünlerimiz de yeni çıkacak da özellikle aslında 4G adapte olacaklar. Burada GPS, RFID konularına zaten çok fazla değinecek hem vakit yok hem de teknik anlamda durumumuz da olmadığı için sesim de el verdiğince anlatmaya çalışıyorum. RFID'de ve GPS'te de özellikle standart GPS'in dışında bazı opsiyonlar üzerine çalışıyoruz. Muhtemelen 2014'ün başında bunları duyuracağız. Herhalde en çok Can Bey sevinebilir o tarz opsiyonlara. RFID tarafında da yine FZG1 dediğimiz 10 inç Windows 8 tabletimizde ve standta göreceğiniz H2 modelindeki tabletimizde RFID okuyucu üzerinde aktif bir şekilde sahada RFID tagleri okuyabiliyoruz. Bizim bütün ürünleri üretirken Tahmuk tarafında ve Tahmet tarafında dikkat ettiğimiz 10 önemli kritik nokta. Kablosuz bağlantı da bunlardan bir tanesi. Sadece ona dikkat çekmek istiyorum oturum gereği. O yüzden sadece 3G ve VLAN değil, bütün olacak yeni dönemde gelecek ve geliştirilecek olan teknolojileri de en hızlı adapte olacak olan bilgisayar üreticisi olacağız. Gerçek dayanıklılık, burada özellikle komünikasyon tarafındaki wireless sertifikasyon veya Cisco tarafındaki sertifikasyonları göstermek üzere bu slaydı koydum. Bunlar bizim bütün ürünlerimizin sertifikasyonunu aldığımız ürünler. Doğal olarak aslında bu sertifikasyonların arkasındaki gereklilik neyse, o gereklilik sizin ihtiyaçlarınızı ne kadar karşılıyorsa, Tahmuk ve Tahmet aslında onu karşılıyor, çok rahat söyleyebiliyorum. Aksesuar tarafı aslında bizim bütün ürünlerimizin tamamlayıcıları ve işlerinizi çok daha hızlı ve çok daha efektif yapabilmeyi sağlayan ürünler. Burada belki resmi yok ama aynı zamanda termal tarafta da mobil printer üretimimiz de aynı şekilde Panasonic olarak devam ediyor.
Son olarak da araç kitleri. Bizim ürünler tabii saha ürünleri. O yüzden dayanıklı yapıyoruz. Gün ışığı altında görülebilir ürünler yapmaya çalışıyoruz. O yüzden connectivity, bağlantı bizim için çok önemli. O yüzden 4G tableti launch ediyoruz. Bütün bunlara paralel tabii sahada olunca ister istemez sahadaki çalışanların büyük bir kısmının bir araç durumu söz konusu. Çünkü bir lokasyondan bir lokasyona gidiyorlar, sürekli geziyorlar. Bu cihazların araç içinde de performanslarını devam ettirebilmeleri, ergonomik kullanılabilmeleri adına araç kitlerini kendimiz yapıyoruz. Şu an İngiltere'deki Cardiff'teki Configuration Center'da bu cihazlara özel car docking solutionlarını yapıyoruz. Hatta İngiltere'de İngiltere polisi için üretilen araçlar daha fabrikadan çıkmadan docking station ile beraber çıkıyor, Panasonic'e özel. O tarzda bir çalışma şeklimiz de var. Müşteriye özel docking çalışmalarımız da aynı şekilde tüm aksesuar gamında sizin ihtiyacınıza bağlı aksesuarları da aynı şekilde tasarlayıp yaratma şansımız var. Çünkü biz seri bant üretimi yapmıyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre ürün üretiyoruz. Bir adet için bile. O yüzden sizi dinlemek bizim için çok önemli. O yüzden bize bir ürün isteyerek gelen müşterilerimize biz oturup ne amaçla kullanmak istediklerini, sahada neye ihtiyaçları olduğunu önce anlamak istiyoruz. Sizi dinlemenin ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. O dinlemenin ardından ürünü biz önermek istiyoruz. Aksi halde çok yanlış noktalarda yanlış ürünler olabiliyor. Orada danışmanlığımıza güvenmenizi istiyoruz açıkçası. Benim sunumum bu kadar hocam. Umarım sığabilmişimdir zamana. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sesime de katlandığınız için. Görüşmek üzere. Evet, Ali Oktay Bey'e de teşekkür ediyorum. Şimdi bütün konuşmacılarımıza standta ulaşmalarınız mümkün. Dolayısıyla soru cevap kısmını maalesef zamanımız el vermediği için yapamıyorum. Sadece Can Bey çok atıf aldı her konuşmacıdan. Dolayısıyla Can Bey bir söz istedi. Bir dakikalık Can Bey'e söz hakkı veriyorum. Sonra da bir duyurumuz olacak. Daha sonra tekrar oturumlarımız devam ediyor. Bir ara vereceğiz. Can Bey buyurun, bir dakika sizi dinliyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Ben kısaca müşteri deneyimi açısından bir örnekle her üç katılımcıya atfen ben de bir şey söylemek istiyorum. Genelde bir araba almak için bir mağazaya gittiğiniz zaman galeriye size hemen arabanın detaylı özelliklerini saymaya başlarlar. Bu tarz sunumlarda cihazlarını tanıtmak isteyen her kurum tabii çok detaylı bilgi veriyor. Ben müşteri deneyimi tarafıyla bir örnek vermek istiyorum. Geçtiğimiz sene atık su tesislerimizle ilgili bir toplantıya katıldım. 113 tesisten bir tanesi ileri biyolojik arıtma tesisi. Bana şöyle bir şey söylediler. Ortamda çok fazla zararlı gaz var. Astronot kıyafeti gibi bir kıyafet giyip içeri giriyoruz. Cihazların üzerindeki bazı değerleri alıyoruz, bazı kimyasal yapı örneklerini alıyoruz. Orada bir tüpün içine koyup rengi mavi ise bir skalayla karşılaştırıp elde ettiğimiz değeri not almamız gerekiyor. Hatta bir hesap yapmamız lazım. Ciddi bir formül var. Biz bunu bir tabletle yapalım, bir laptopla yapalım. Bize bir çözüm üretin. Ama ortam zehirli gazların olduğu bir ortam. Biz Panasonic'le bir araya geldik. Nasıl bir çözüm üretebiliriz? Bu dayanıklı, tablet dayanıklı, PC, bu kavram işte orada işe yarıyor. Arkadaşlar bize bir cihaz gönderdiler. Bu cihazı denedik. Gayet de memnun kaldılar. En büyük özelliği şuydu. Bize bir de pet şişe gönderdiler. Cihazla beraber. Pet şişenin içinde bir dezenfektan madde var. İçerideki arkadaşımız o astronot kıyafetiyle dışarı çıkıyor. İşte önce bir temizlendikten sonra başlığını çıkartıp kenara koyuyor. Sonra tableti eline alıp o dezenfektan maddeyi üzerine döküyor. Kurulayıp yoluna devam ediyor. İşte dayanıklı PC yere düşürmek evet bir kriter ama bence asıl dayanıklılık mikropla mücadelede bu tarafta. Yine size atfen bunu söyledikten sonra Taner Bey'e atfen bir şey söylemek istiyorum. İGDAŞ tecrübesiyle biz İSTAŞ'ı daha önce takip ettiğimiz yıllar içerisinde İSKİ'de de ihalemize girip o dönemde en iyi teklif vererek işe aldıklarında masaya oturduk. Yaptıkları çalışmaları İGDAŞ tarafında irdeledikten sonra İSKİ tarafında bir talebim olmuştu onlardan. Dedim ki bizim 39 ilçede 28 şubemiz var. Bir talep geldiği zaman genel müdürlükte birikmesin, ilgili şubeye direkt gitsin. İlgili şubede bir arkadaşımızın önüne direkt düşsün. Biz iddia ediyoruz ki onun akıllı telefonuna kadar bu iş emrini ulaştırabiliriz. Bize destek olun. Sağ olsunlar 1,5 yıllık ciddi bir çalışmanın ardından bugün İstanbul genelinde günde gelen 15 bin talep direkt filtrelenerek ilgili personelimize aktarılıyor. 12 bin çalışanımız var, 2000'e yakın orta ve üst düzey yöneticimiz var. Hepsine direkt ulaşıyor. Kendilerine bu alanda CRM tarafındaki destekler açısından teşekkür etmek istiyorum. Son sözüm de Özay Hanım'a, evet size de. Şöyle ki tüm yapımız, altyapımız, network sistemlerimiz konusunda bizim için disaster en büyük problem. İstanbul'un beklediği büyük deprem
en büyük problemimiz. Deprem anında asfalt da problem yaşayacak, içindeki su borusu da, atık su sistemi de. Dolayısıyla en büyük olayımız her bilginin hızlı toplandığı data center'larımızın yine yedeklenebilmesi. Bizim çeşitli lokasyonlarda yedek alabileceğimiz yapılarımız mevcut. Network altyapısında da hızlı geçişler, buradaki datanın hızlı aktarılması, güvenli aktarılması, problemsiz yedeklilik kıymetli. Bu konuda da Huawei'ye desteği için teşekkür ediyorum. Hepinize katılımınız için gerçekten çok teşekkür ederim. Evet. Can Bey'e teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben de İstanbul Üniversitesi bir mensubu olarak bir sorunumuz olursa İSKİ ile ilgili her katılımcıya bir şey söyledi. Bizi de geliriz kendisine. Peki. Şimdi oturumumuzu tamamlıyoruz. Herkese öncelikle değerli katılımcılar, Marmara Belediyeler Birliği'nin bu birinci akıllı belediye belediyecilik zirvesini düzenleyen bütün yetkililere, Marmara Belediyeleri Birliği'nin üst düzey yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Bir iki duyurumuz olacak. Ondan sonra bir ara tekrar...